Imidate Early Genes grubundaki genlere ve onların ürünlerine baktığımız zaman 3 tane örneğimiz var burada. 3 tane örnek Mekin ve Fos. Bunlar bu ürünler, bu proteinler daha önce onkoproteinler olarak bulunuyor. Ve de öyle onkoproteinler ki başka virüsler tarafından, kanser virüsleri tarafından, kanser virüslerinin genomlarında kodlanan proteinler. Ama bunların hepsinin seriler formları da var. Bizim burada bahsettiğimiz seriler formları, yani seriler genomda, hücresel genomda da bu proteinler kodlanıyor. Şimdi buradaki ilk örneğimiz MYC geni. Bir mitojen faktör eklendiği zaman hızlı bir şekilde messenger RNA'sı artıyor. Protein hızlı bir şekilde sentezleniyor. Ama aynı şekilde mitojen ortadan kaldırıldığı zaman, yani growth faktör hücreden uzaklaştırıldığı zaman, bu MYC proteini hızlı bir şekilde degrede ediliyor. Bu da neden oluyor? Turnover'dan dolayı. Protein turnover. Şimdi bir önceki slide'da size proteinlerle ilgili tekrar gözden geçirmeniz gereken veya her zaman için aklınıza bulundurmanız gereken bir konudan bahsetmiştim. Protein trafik, hücre içi protein trafiği, proteinlerin lokalizasyonu, hücre içinde nerede yerleştiği. Bunun yanı sıra bir şey daha var, protein turnover. Şimdi her bir proteinin belli bir ömrü var. Yani bir proteini bir kere sentezlediğinizde sonsuza dek hücrenin içinde kalmıyor. Hücreler proteinleri belirli bir süre sonra degrede eder. Özellikle de sinyal proteinlerini, bu mitojenik sinyal proteinleri özellikle çok kısa bir süre hücre içinde kalmak zorunda ve hemen degrede edilmek zorunda. Bunlardan bir tanesi de MYC proteini. Sentezlendikten sonra 25 dakika aktif kalıyor. 25 dakikanın sonunda hücre içi sistemler tarafından, protein degradasyon sistemleri tarafından 25 dakika sonra parçalanıyor, degrede ediliyor. Neden böyle bir şey olmak zorunda? Çünkü eğer hücre içinde kalmaya devam ederse hücreye bölünme sinyali göndermeye devam edecek. Ve eğer bu proteinleri yok etmezseniz, bu MYC proteinlerini yok etmezseniz, hücre bölündükten sonra da sitoplazmayla beraber yavru hücrelere gidecek ve orada da bölünme sinyali verecek. O nedenle bu tip proteinler, onkoproteinler veya sinyal proteinleri turnover'ları hızlı olması gerek. Kısa bir half-life'a, yarı ömre sahip olmaları gerekir. Bunlardan bir tanesi de MYC proteini. Bu durumda MYC proteini hücre dışında growth faktörü olup olmadığını göstergesi olarak da kullanılabilir. Yani hücre içindeki MYC seviyelerine bakarak hücre dışında bir growth faktörü olup olmadığını, hücreye bağlanan bir growth faktörü olup olmadığını anlayabilirsiniz. Önceki slaytlarda da söylemiştim. Bazı proteinlerin aktivitesi senteziyle kontrol ediliyor. Yani protein aktivitesine ihtiyacınız varsa, protein yokken onu sentezliyorsunuz. Protein var, aktivite var. Ama bazı MYC buna bir örnek. Ama bazı başka proteinlerde, başka mitojenik sinyal proteinlerinde durum böyle değil. Protein o ilk başta gördüğümüz proteinler gibi protein hücre içinde vardır ama inaktiftir. Aktivitesine ihtiyacınız olduğu zaman bu proteini aktif hale getirirsiniz. Bu proteinde üzerinde bir takım değişiklikler yaparsınız. Bu değişiklikler kovalent olabilir veya non-kovalent olabilir. Bu değişiklikler sayesinde, yani bu prostetik grup eklemeleri sayesinde veya konformasyonel değişiklikler sayesinde proteini inaktiften aktif forma dönüştürebilirsiniz. Yani ille durum MYC'de olduğu gibi olmak zorunda değil. MYC dışında, MYC haricinde diğer mekanizmalara örnek olarak da iki başka proteini gösteriyoruz. RAS ve SARC. Şimdi SARC üzerinde çok durduğumuz bir protein çünkü bulunan ilk onkoprotein. Farklılıklar, yani protein sentezindeki farklılıklar, yani protein olmaması veya olması ya da proteinin bulunması ama aktif veya inaktif formlarının olması, aktif veya inaktif formlar arasındaki dönüşümün sağlanması bize normal bir genin onkogene nasıl dönüştüğü konusunda bilgi veriyor. MYC geninin onkogene dönüşmesinde MYC geninin konstitütif olarak ekspresi olması gerek.
Yani MYC geninde olan mutasyonlar meydana gelen mutasyonlar bu genin konstitütif ekspresyonuna yani sürekli olarak transkribe edilmesine sebep oluyor. Normal hücrelerde bu böyle değil. Bu normal hücrelerde konstitütif bir gen değil bu. Normal hücrelerde dışarıdan gelen sinyallere cevap olarak ekspresyonu sağlanıyor. Bu proteinin, bu genin transkripsiyonu sağlanıyor. Ama gendeki mutasyonlar sonucunda yani MYC genini bir onkogene dönüştürecek mutasyonlar bu genin konstitütif ekspresyonuna sebep oluyor. Şimdi öbürlerinde durum nasıl peki? Öbürler RAS ve SARC proteinlerinde ise durum biraz farklı olabiliyor. Bunların konsantrasyonlarındaki artış o kadar gözlenen bir durum değil. Onkogene dönüşme halinde. Onun yerine bu proteinlerin yapısında değişiklikler meydana geliyor. Nasıl değişiklikler? Bunu şimdi görmeye başlayalım. Yani bazı proteinlerin konsantrasyonu yükseliyor onkoproteine dönüşmek için. Yani bir gen onkogene dönüşünce protein ürünün konsantrasyonu artıyor. Ama bazılarında durum öyle değil. Konsantrasyon artmasa da amino asit değişiklikleri, peptit diziliminde meydana gelen peptit yapısındaki amino asit değişiklikleri proteinin bir onkoproteine dönüşmesine sebep oluyor. Imidaid early genes görmüştük. Bunlar growth faktörün gelmesinden hemen sonra transkribe olan genlerdi. Şimdi bu genler transkribe olunca ne oluyor? Bu genlerin içinde bazıları transkripsiyon faktörleri, yine transkripsiyon faktörleri. Şimdi bu transkripsiyon faktörleri sentezleniyor ve de gidip ikinci bir grup genin aktif olmasına sebep oluyor. Yani ikinci bir dalga. İkinci bir grup genin aktif olmasına sebep oluyor. Bu ikinci grup genin adı da delayed early genes. Yani bir imidaid early genes var. Bir de bunların aktive ettiği delayed early genes grubu genlerimiz var. Şimdi transkripsiyon ilk gördüğümüz etkiydi. Yani hücrenin growth faktörleri, büyüme faktörleri verdiği cevaplardan ilk gördüğümüz transkripsiyondu. Peki transkripsiyon tek cevap mı? Hayır değil. Başka cevaplar da veriyor. Yani bir tek hücre, bir hücre birden fazla cevap veriyor genellikle büyüme faktörlerine. Bunlar neler? Birincisi, daha doğrusu ikincisi diyeyim. Birincisi transkripsiyondu. İkincisi protein sentez hızının artması. Protein sentezinin önemli miktarda artması. Üçüncüsü hücre hareketliliği başlayabiliyor. Bazı büyüme faktörleri hücre hareketliliğini etkiliyor. Yani hareketsiz bir hücrenin hareketli hale gelmesini sağlıyor. Cell motility. Yine bazı büyüme faktörleri hücre iskeletinin yeniden şekillenmesine, aktin fiberlerini etkileyerek hücre iskeletinin yeniden şekillenmesine, dolayısıyla hücre şeklinin değişmesine sebep oluyor. Ve büyüme faktörlerinden çoğunun yaptığı bir iş, büyüme faktörlerinden çoğunda görülen bir etki, hücreyi apoptozisten korumak. Yani cell survival'ı sağlamak. Evet, devam edelim. Burada serumlu ve serumsuz, pardon, serumsuz ve serumlu durumlarda aktin filamentlerinin oluşumunu görüyorsunuz. Hücre içinde sadece aktin filamentleri boyanarak yapılan bir gözlem. Bir growth faktörünün, yani bir tip growth faktörünün bir hücreye bağlanması, o hücrede birden fazla etkinin meydana gelmesine sebep oluyor. Yani bir hücre sadece bir growth faktöre birden farklı şekilde cevap verebiliyor. Yani sadece bir growth faktörün bağlanması bir hücrenin birden fazla davranışını değiştiriyor. Bu cevaplar, yani hücrenin büyüme faktörüne verdiği cevaplar, birinci grup cevap doğrudan doğruya sinyalin nükleusa iletilmesi şeklinde olabilir. İkinci grup sitoplazmik bir cevap, protein sentezinin arttırılması. Üçüncü bir grup yine sitoplazmik cevap,
hücre iskeletinin şeklinin değişmesi.